herkesin idrak etmesi lazım. Bakın bugüne kadar hep mütevazi davrandık ama bugün burada mütevazi davranmayacağım. İstanbul Mahalle Müşavir Odası Türkiye'de değil, çok iddialı bir şey söylüyorum. Dünyada en çok eğitim yapan meslek odası olarak birinci sırada sevgili arkadaşlarım. Çıksın aksini iddia etsinler. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Bakın Türkiye'de değil, dünyada en çok eğitim yapan meslek odası olarak birinci sırada. Hem de bu eğitimleri ücretsiz olarak yapıyor sevgili arkadaşlar. İşte şu anda gündemimizde geçtiğimiz aylarda e-defter yaptık, e-fatura. 6.000'den fazla kişi katıldı. Şimdi usul denetimleri yapıyoruz. Hatta bu eğitimlere katılanlara dedik ki size eğitime katılan arkadaşlarımıza bir de bir rehber vereceğiz dedik. Bu rehberler alınıyor, almaya devam edecek. Biz arkadaşlar usanmadan, bıkmadan eğitime devam edeceğiz. Nasıl biraz önce anlattığım o üç işin bir arada yapılması kurumsal yapılar zorunluysa, bunun tamamlayıcı olan boyutu eğitim konusunda sevgili arkadaşlar. Bu anlamda önümüzdeki günlerde sizin için çok fayda ve değer yaratacağına inandığımız bir eğitim planlaması yapıldı. Tıpkı e-faturada, e-defterde olduğu gibi, usul denetimde olduğu gibi yaygın eğitimler boyutumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Burada Pendik Oda Temsilcim de var. Diğer ilçelerden arkadaşlarım da var. Hangi ilçemizden bizden eğitim talebi geliyorsa eğitimi üyenin ayağına getirmek boynumuzun borcu sevgili arkadaşlar. Nedir bu eğitim? Şu, mali tablo analizleri ve bilanço okuma teknikleri üzerine bir eğitim planı sevgili arkadaşlar. Bu konuda çok zayıf olduğumuza inanıyoruz. Bu şekilde meslek mensupları bu alacakları eğitimle müşterisine fayda ve değer yaratarak hem yıl sonu yaklaştığı boyutta ücret rakamlarını daha farklı şekilde konuşma fırsatına sahip olacak, hem de müşteri karşısında saygını sürdürmeye devam edecek. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir önemli konu da şu. Usul denetimleri yapılıyor biliyorsunuz. Biz usul denetimleri ilgili görüşümüzü, duruşumuzu herkes biliyor. Ama şunu altını çizmek istiyorum. Biraz önce baştan konuştuğum gibi arkadaşlar, artık işler süpermenlerle yürümüyor. Yani bir mali müşavir her şeyi bilerek yapma şansına sahip değil. Yani bir mali müşavir eski şeyiyle ben her şeyi yaparım, bitiririm, hallederim. Bunlar arkadaşlar tarihe karışıyor. Neden biliyor musunuz? Eskiden inceleme oranı kaçtı? %2. Şimdi usul denetimle ilgili hedef %98 sevgili arkadaşlar. Ne yapacağız peki? Şikayet etmedik mi bugüne kadar? Bu işi adam gibi yapan, eğitimlere katılan meslek mensubu. Ya ben bu işi doğru dürüst yapıyorum ama bazıları bunları yanlış yapıyor diye şikayet eden sizler değil misiniz? İşte arkadaşlar, bu usul eğitimlerin birkaç koşul dışında herkese buradan hatırlatmak istiyorum. Hepimiz kapımızın önünü temizlemek zorundayız. Biz maliyeye gidip bizi denetlemeyin deme şansına sahip değiliz sevgili arkadaşlar. Ancak birkaç tane koşullarımız var tabii. Eğer bu usul denetimlerini vergi müfettişleri staj yapmak üzerine alınmışsa, bizim üzerimizden staj yapılıyorsa biz bunu kabul etmemiz söz konusu değil sevgili arkadaşlar. İkincisi, ya bu denetimleri yap, itirazımız yok. Ama hep asma kesmek üzerine bir sistem kurma. Önce çağır, uyar, uyarına rağmen meslek mevzusu bu hatasına devam ediyorsa lütfen onun cezası ondan sonra gelir. Bunu da arkadaşlar belki yüz sonu yoğunluğundan dolayı farklı değilsiniz. Katılımlardan bunu görebiliyorum. Usul denetimleri lütfen herkes ciddiye alsın. İlçelerden tekrarlarını bekliyorum. Yani mesleği doğru ve dürüst yapmamızı sağlayacak olan çalışma buradan geçtiğine inanmaktayız. Siz bu konuda bizden destek isteyin. Biz de size destek vermeye devam edelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, birkaç konu daha değineceğim. Sözlerimi toparlayacağım müsaadenizle. Şimdi birileri algı yönetimi yaratmaya çalışıyorlar.
Diyorlar ki İstanbul Maliye Odası devlette kavgalı. Bürokrasiyle kavgalı. Siz buna inanıyor musunuz sevgili arkadaşlar? Ve deniliyor ki ya işte oda yönetiminde birileri var. Bunlar olduğu sürece bizim hiçbir sorunumuz çözümlenmez. Bunu konuşuyor musunuz arkadaşlar? Konuşuluyor değil mi? Peki arkadaşlar 26 yıl boyunca İSPO'nun attığı adımları, yaptığı çalışmaları, ben sadece son bir yılla ilgili size bilgi vermek istiyorum. İstanbul Maliye Odası devlette kavgalı olsa, devleti temsil eden vali bir etkinliği çağırır mı sevgili arkadaşlarım soruyorum. İstanbul Belediyesi Başkanı bu odayla kavgalı olsa, daha 3 gün önce Cevahir Otel'deki seminere gelip açış konuşması yapar mı sevgili arkadaşlar? Daha 1 yıl öncesinde 5 tane bakanlığı bir araya getirip Ankara'da bir araya gelmeyen bakanlıklar İstanbul tarafından bir araya getiriyorsa bu örgütün kavgalı olduğunu söyleyebilir mi sevgili arkadaşlar? Şimdi bizim olmadığımız yerde her şey söylenebilir. Ama şunu da altını çizmek istiyorum. Kavga ayrı bir şey, mücadele ayrı bir şey. Biz kurulduğumuz günden bu yana kimseyle kavga etmedik sevgili arkadaşlar. Ama mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir haksızlık varsa bu haksızlığı medeni kurallar içerisinde iktidarlar kim olursa olsun siyasi üslubumuzu bozmadan aktarmak bu odanın görevidir sevgili arkadaşlar. Şimdi bunlardan bir tanesi Kamu Gözetim Kurumu. 15 yılını doldurun arkadaşlarım bu lisansımı aldılar. Bana ne olur kızmasınlar. Niye kızmasınlar biliyor musunuz? Ben en az 5000 arkadaşımın 13-15 bin civarında bu lisansımı alan arkadaşım var. 75 yaşında, 80 yaşında arkadaşlarım aman olsun da deyip bulunsun da deyip alan arkadaşlarım var. Ya ne olur bana kızmayın arkadaşlar. Bu bağımsız denetim olayını yapamazsınız sevgili arkadaşlar. Kurban olsun size. Yani olmaz arkadaşlar. Bağımsız denetim olayını her yerde anlattım. Bağımsız denetim olayı bir ekip olayıdır. Bir takım olayıdır. Bir kurumsal yapı olayıdır. Ve bunun en önemlisi olan gençlerdir dedim sevgili arkadaşlar. Bizim düşüncemizde bir değişiklik yok. Ben başvurmadım. Ben başvurmadım. Çok açıkça söylüyorum. Ama Kamu Gözetim Kurumu'yla mücadele sonuna kadar devam edecek. Ama bağımsız denetimle ilgili çalışmalar varsa ismi olarak meslektaşımın lehine olacak çalışmalara da katkı sunmaya devam edeceğiz sevgili arkadaşlarım. İkisi ayrı şeyler. Şimdi soruyorum. Arkadaşlar şu hata yapılmadı mı? Bunun hesabını sormayacak mısınız? Size birileri şunu demediler mi? Aman bir an evvel başvurun. 31 Aralık 2014 tarihinden önce. Eğer başvurmazsanız, bu eğitimlere katılmazsanız, bu işler zorlaşacak demediler mi sevgili arkadaşlar? Soruyorum ya demediler mi arkadaşlar? Bir cevap verin lütfen. Dediler değil mi? Onların kimler olduğunu biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Peki biliyorsunuz. Hesap sormayacak mısınız bu arkadaşlar? Ben size şunu soruyorum. Eğer bu camia 31 Aralık 2014 tarihine kadar beklemiş olsaydı 15 yıl dolduran arkadaşların eğitimleriyle ilgili sizin alın terlerinizi 3'er bin liranızı sokağa atmanıza Kamu Gözetim Kurumu arkadaşlar dinlenebilir miydi? Soruyorum ben size olayı. Bu öz eleştiri vereceğiz. Bunu hangi grup yaptıysa bunun hesabını herkes cevabını verecek arkadaşlar. Kim olduğunu biliyorsunuz. Kusura bakmayın. Ne dedik? Bekleyin dedik. Enteresan tablo şu. 31 Aralık 2014 tarihinden koşa koşa gidenlerle 31 Aralık 2014'ü bekleyin deyip girenler arasında istatistik rakam soruyorum. Başarmayan bir kişi var mı arkadaşlar? Evet. Önce de sonra da. Aynen. Bir kişi yok arkadaşlar. Olan ne oldu? Olan 15 bin civarındaki Mali Müşavir Camiası'nın 3'er bin liradan 45 trilyon lira milyon eski parayla trilyon para işte diğerleri cebine gitti arkadaşlar. Sizin ayırdığınız emek vesaire şey. Bunu da geçtim. Bitti bu. Bu bitti. Bunun geri gelme şansı yok. Ama arkadaşlar bakın şu vicdan muhasebesini yapın rica ediyorum sizden. Bu mesleğin geleceği gençlerdir.
bu mesleği tercih eden bir gencin sıca başlama sınavına girip 3 yıl staj yapıp yeterli sınav verdikten sonra tekrardan sınava girmesi vicdansızlıktır. Ahlakla bağlantısı yoktur. Bunu herkes dimdik söylemek zorundadır sevgili arkadaşlar. Ben bunu inanarak söylüyorum. Artık istemiyorum. Arkadaşlar 15'ini dolduranlar bunu söyleyecek. 15'ini dolduranlar bizim yanımızda bu mücadeleyi sürdürecekler. Ne diyoruz arkadaşlar? Yanlış mı söylediğim olay? Hem mali müşavirin hem yeminli mali müşavirin denetim hakkı olduğunu söylüyoruz. Ancak her hakkı olan bu denetim işini yapması söz konusu değil ki sevgili arkadaşlar. Ben onu ifade ettim. Denetim bir takıl. Ünal Gence'ye al Ünal'cığım şu İş Bankası'nı denetle dese, bağımsız denetçi belgesi olduğunu varsayalım. Veya sevgili dostum yeminimle aşağı Bahri olduğunu karşımda oturuyor. Al Bahri'cim şu İş Bankası'nı denetle desek tek başına denetleme şansı var mı arkadaşlar? Soruyorum. Mümkün mü böyle bir şey? Bu bir takım, ekip meselesi. Söylediğiniz nokta bu arkadaşlar. Şimdi asıl tehlike şu. Asıl tehlike şu. Çünkü bu derneklerin oluşumundaki temel nokta şuydu. Mali İşler Derneği'nin bir misyonu vardır. Meslek odasına kavuşma misyonu. Şimdi size birileri el altından bir şey yutturuyorlar. Bağımsız denetim ayrı bir meslektir. Hatta biri önde gelen büyüğümüz geçen dernek kurulunda da anlaşıldı bunu söyledi. Kim olursa olsun, babam olsun, yanlış yapan kimse söylerim arkadaşlar. Kusura bakmasınlar. Bağımsız denetim kim size bir ayrı meslektir diyorsa o kişi, o kişiler bu meslek odasını bölmek, parçalamaktan başka bir düşünceleri yoktur sevgili arkadaşlar. Çok içten bunu söylüyorum. Neden? Ya arkadaşlar, akıl var, mantık var. Bir mali müşavir, YMM olayına girmeyeceğim. YMM olayına girmeyeceğim. Yani bunu birkaç yerde söyledim, bana herkes kızıyor, alınıyor. Dünyada YMM diye bir meslek yok arkadaşlar. YMM ünvanı almış olan bir arkadaşımdan söylüyorum. Daha ruhsat da almadım, bunu söyleyeyim. Sınavı kazandım sadece. Ama burada söylediğiniz nokta